Merhabalar herkese. Ben Yasemin. Bugün sizlere kripto gündem ve gelişmelerinden farklı bir konuyla geldim. Binance'in Launchpad'indeki son proje Space ID'den bahsetmek istiyorum biraz. İsterseniz zaman kaybetmeden detaylarına bakalım. Binance Global Türkçe Twitter hesabından zaten Space ID'nin duyurusunu 16 Mart'ta yapmıştı. Buradan detaylara tıkladığınızda Binance sitesi üzerinden Türkçe bir şekilde direkt görebiliyorsunuz. Ama ben önce bir Launchpad'ler la nedir, ne değildir Space ID özeline girmeden önce bir tık bahsetmek istiyorum. Launchpad'ler la listelenmemiş token ve projelerinin satış hakkını sağlayan platformlardır. Yani tokenlar halka arz edilmeden önce sizlerin bireysel kullanıcıların da ön satış olarak, ön satış hakkıyla bu token ve projelere sahip olma şansı verir. Launchpad'ler genellikle kripto borsaları ya da bu amaçla oluşturulmuş firmalar ve projeler tarafından çalıştırılır. Örnek vermek gerekirse CDFI güzel bir Launchpad projesi ya da kripto para borsası merkezli olarak da Binance Launchpad'e örnek verebiliriz burada. Binance Launchpad'in detaylarına şöyle bir baktığımızda görüyoruz Space ID Preparation Period yani Space ID hazırlık aşamasında Hooked Protocol, Stepen. -in. Stepen'in inanılmaz bir yükseliş yaptığını biliyorum bu. Hareket et ve kazan bir fitness app'ini destekleyip kullanıcıların etkilerini sneakerlarına kullandılar ve her attıkları adım için bir jeton token kazandılar. Kazanmak için hareket ettirdi. Bunun sloganıydı ve inanılmaz ilgi gördü. 300-400x falan yapmış olması lazım E Aynı şekilde Alpine F1'de Binance Launchpad üzerinden çıktı. Renault da Alpine'i tanıtmak için takımı yeniden markalaştırdı. Bu da güzel bir etki göstermişti çıktığı zamanlarda. Aynı şekilde League of Kingdoms. Bu MMO Stablecoin oyunlarının en ilerindendi. Bunların hepsi tamamlanmış Launchpad projeleri. Şimdi de Space ID var. Space ID'nin detayları için Space ID'ye geçiyoruz. Önce Space ID nedir, projesi nedir vesaire onu bir açalım isterseniz. Space ID Web3 tabanlı işte bir multi-chain protokolü. Zaten burada da yazıyor web sitesine baktığımız zaman bu ether ens domain'den bildiğimiz Yasemin ETH'ye sahip olmam gibi ens domain'de burada da Yasemin BNB. Space ID'de kullanacağınız name service bunun multi chain olması önemli özelliklerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi ETH, BNB, Arbitrum, Arbitrum zincirde burada multi chain olarak bunları yapabiliyor. Öyle bakacak zaten. Aynen Yasemin Make Makeover. Ben burada buna düşmüşken, sizin de yavaştan Space ID'nin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. O yüzden bu kısmı şimdilik kapatıyorum, sonra bakacağım buna. Space ID'nin de ne olduğunu anladıysak kısaca, dönelim biraz Space ID Launchpad'ine nasıl katılırsınız? ne yapmalısınız? Aslında BNB holderları için muhteşem kolay ve güzel bir token satışı bu. 17 ve 22 Mart arası elinize tuttuğunuz BNB'lerin ortalaması alınarak sizlere belli bir miktar Space ID verilecek. Kullanıcı başına katılım limiti 15 bin dolar. Kimi yerde token ID arzı var. Binance Launchpad'e ayrılan toplam token arzının %5'i demiş. Sadece BNB destekleniyor ve satış gününe kadar tek yapmanız gereken BNB token'ı elinizde tutmak kısaca. Detaylarına bir de buradan bakalım. 0.025 dolar. Bir Space ID'nin fiyatı 0.1 BNB ile en küçük yatırım yapabiliyorsunuz. Maksimum bir kişi için kullanım 15 bin dolarlık alım yapabiliyor. Yani 600 bin adet Space ID demek bu da. Peki BNB Holding Calculation Period. Yani burada BNB tutma kısmını ve bunun hesaplanması, ortalamasının alınmasını açıklıyor kısaca nasıl yapıldığını. Buna katılmak için spotta ki BNB'lerinize dokunmana, hiçbir şey yapmadan bırakmanız yeterli. BNB'niz yoksa da burada Buy BNB diyerek BNB alabiliyorsunuz. Aldığınız BNB'leri yapılan açıklamayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 17 Mart itibariyle cüzdanlarınızdaki BNB beyler siz hiçbir şey yapmasanız da hesaplanarak 5 günün sonunda ortalaması alınacak. Katılım dönemi 22 Mart saat 9'dan itibaren saat 12'ye kadar. Yani Dediğim gibi 17 ile 22 Mart arası elinizde tuttuğunuz BNB'lerle bu Space ID'yi ön satışına girme hakkına sahipsiniz. Bu yüzden 22 Mart saat 12'ye kadar sürecek bu. Katılımlar bu süre boyunca hak kazanan bütün kullanıcılar için açık olacak. BNB'lerinizin tahsil edildikten sonra kilitleneceğini, nihai token dağıtımına kadar BNB'lerinizi geri alamayacağınızı transfer veya çekim alım satım gibi işlerde kullanamayacağınızı belirtmek isterim. Ama bu demek değildir ki BNB'lerinizi alacaklar sonra yerine Space ID verecekler. Burada bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Genelde bu tarz bir satışlara katıldığınızda referans dokunlar burada BNB. 100 BNB tutuyorsanız o an elinizde ki burada mantıklı olan da bu BNB'leri spot wallet'tan çekmemekte. Çünkü 5 gün boyunca bu sistemi hesaplayarak size ortalama ile belli bir miktar Space ID verecekleri için Elimdeki bütün BNB'leri büyük bir BNB holder yatırımcısıysam bu Launchpad özelinde hiçbir şekilde kımıldatmam, dokunmam, bekletirim. Ancak bu BNB'leri oraya al, sat vesaire gönder yaparsam da bu hesaplamadan etkilenecek. Bir de hesaplama dönemimiz var. 22 Mart saat 12 itibariyle olduğunu söylemiştik. Nihai token dağıtımı da 22 Mart saat 1'de gerçekleşiyor. Yani 12 ile 1 arası burada da. Subscription timeline'da gördüğünüz gibi tuttuğunuz BNB'ler katılımınız, hesaplama dönemi de token'ın dağıtılması. 22 Mart 1 ile 12'de kapanıyor katılımlar ve bir de token dağıtımı başlıyor. Buradaki genel bilgilere baktığımızda hard cap'in 2,5 milyon dolar olduğunu, total token saplayın 2 milyar adet space ID olduğunu, Initial Circulating Supply yani ilk çıktığında piyasada gezinecek, etrafta olacak token adedi sayısı, tabii ki bunun tamamını verilmemişler. %14.30'u serbest salınık bir şekilde ilk çıktığında ortada olacakmış bu token'ın. Bahsettiğimiz gibi 0.025 dolar fiyatı, token satış fiyatı 15.000 dolarla maksimum katılım yapabileceksiniz. Burada da token distribution hemen satıştan sonra olacağını söylemiş Space ID'nin dağıtımını. Burada web siteleri, white paperları, twitterları, blog ve discordları bununla alakalı bilgi almak isterseniz hepsini inceleyebilirsiniz. Şimdiden Space ID'nin 418 bin takipçisi var. Ben kullanıcıların name service hizmetlerine yönelimlerini gördüm. Yani seviliyor bu piyasada name service program ve projeleri. Hani bu yüzden Binance'den çıkan bu Space ID'nin de ilgi çekme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer Launchpad'lerle ilgileniyorsanız Binance'dan çıkacak Space ID'ye bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada bu Launchpad'ler ve referans tokenları arasında da şöyle bir güzel bir ilişki var. Bunu belirtmek isterim. Bu Launchpad açıklandığında BNB %7 yükseldi, bir pump gösterdi. Sebebi de genelde Launchpad önceleri. Bu referans tokenları Launchpad'e katılabilmek için tutmanız ve stake etmeniz şartları olduğu için herkes satın alıyor, herkesin satın almasıyla tabii belli bir miktar yükseliş gösteriyor. Ve launchpadlerin hemen bitimine yakında satış gördüğü için yine aynı şekilde küçük bir miktar düşüşünü görmemiz çok normal. 3 5 yukarı Space ID nedir? Bu satışa nasıl katılırsınız? Ne yapmanız gerekiyor? Konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben yine videoda sizlerle paylaştığım Binance Launchpad platform linkini Space ID'nin linklerini aşağıya bırakmış olacağım. Birçoğumuzun artık Binance hesabı olduğunu biliyorum. Ancak yine de aktif trade yapmıyor olabilirsiniz. Ancak bu tarz launchpadler ve ön satışları takip ediyorsunuzdur. Bu yüzden yine sizler için faydalı olabilir. Aşağıya komisyonlu Binance linki bırakıyorum ki borsalara bu komisyonu bırakmayın. Hiç gerek yok. Nice Trades YouTube kanalını izleyip, takip edip, beğenmeyi lütfen unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.